Salonların beyaz tenli ve kır saçlı beyefendisi, sevgili Cenk Beyefendi ile birlikteyiz sevgili izleyiciler. Yıllardır çaldığı o tınılar kulaklarımızda hala devam etmesine rağmen bıkmadan, usanmadan aynı tınıları çalmaya devam eden bir insan. Salon beyefendisi Cenk Beyefendi. Üstadım da oldu. Bir an kendinizi partide falan şey yaptınız. Parti değil de birazcık bu şarkılarda bile biraz coşmanın gerektiğine inancım sonsuz. Sanırım şarkıda coşmak sizin keşfettiğiniz ve gençler arasında yaydığınız bir olgu, öyle değil mi? Evet, yani benim piyanonun başında ayağa kalkışımı dört gözle bekleyen evet. Gençler her zaman için mevcut, şu an bile. Sağ olun halkım. Bu arada halkı selamlarken tek elle çaldığınızı fark etmiyorum sanmayın değerli ustam. Çünkü onu da kaldırırsam hiçbir elimle çalmak zorunda kalırım. Evet, artık tabii ezbere bildiğiniz tınılar bunlar ve rahatlıkla burada bir çalabiliyorsunuz. Laf mı sezdim? Hayır canım, yani sonuçta güzel çalabiliyorsunuz anlamında. Hmm. Peki üstadım, ders veriyor musunuz? Yani böyle işte bir şey yapıp... Ders veriyorum. Yani bir kişi bir salonda piyano çalarken gidiyor. Hemen oraya başka bir piyano istatıyor ve onun yanında çalmaya başlatıyor. Bana ders veriyor. Ona ve dersini kendisi, veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Benim çalışımı gördükten sonra genelde piyanoya veda ediyor. Anlıyorum değerli üstadım. Peki yakın dönemde bir Halloween gerçekleşmişti. Orada, yoğundu. Orada baloda yine siz mi tercih edildiniz müzikal anlamda? Tabii ki. Bu kaçıncı Halloween'iniz oldu? Çok uzun yıllardır çaldığım için inanın ben de hatırlamıyorum ama artık her sene belli. Şimdi de zaten Christmas zamanı geliyor. Christmas'ta da it's Christmas time falan gibisinden. Yine Noel Dead kılığında mı çalacaksınız? Noel Baba kılığında. Hayır, kendi kılığımda. Ama uşaklarımı çağırıp onların Noel Dead kılığında etrafta gezdirip servis yaptırdığım. Ha, uşaklar olur. Noel Baba kılığına evet. Giriyorlar anladığım kadarıyla. Peki şu an burada mı uşaklarınız? İçerideler. Diye. Ya çağırsanız da bize bir şeyler şu getirseler. İşte leblebi falan bari şey yapsak. Olmuyor mu değerli ustam? Aa, sanırım yine kulağınız kaşınıyor. Son dönemde denize girmiş olmalısınız. Biraz gliserin damlattınız anladığım kadarıyla. Layı layı aldın mı oradaki? Ben o sırada gliserinden bahsettiğim için tam layı alamadım. Bir daha verebilir misiniz layı? Ama şimdi bu şekilde de yani nasıl şoförle konuşulmaz. Yani piyano çalan kişinin başında da konuşulmaz yani. Ha öyle mi? Evet. Ama yani siz bari program yaparken piyanoya bir ara verseniz. Belki daha rahat konuşuruz. Piyanoya bir kere başladıktan sonra ara vermek mümkün değil. Bir kere ara vermişsiniz galiba. Hatırlıyor musunuz onu? Yani çok önemli bir durum söz konusuydu. Zira bir başka piyanom, bende 32 tane piyano olduğu için. Evet. Ve kuyruklu en sevdiklerimden bir tanesidir. Bazıları vahşileşmesin diye kuyruklarını... bu arada her dişinize bir piyano düşmesi gerçekten ilginç. Sağ olun. Değerli üstadım. Evet, peki isterseniz o halde siz ufaktan bu konuda coşmayı teşvik ettiğiniz için yine bir coşar mısınız? Coşar mısınız üstadım? Elektrik gitti. Ufaktan elektrikler kesildi. Hayda. Uşaklar, bu elektrik ne oldu? Bağırmayın. Çocuklar. Tamam, elektrik kesildi. Tamam, elektrik kesilince bağırmamak o geçti, o çok eski bir gelenekti. Öyle miydi? Pardon, özür dilerim. Peki üstadım siz elektriksiz de çalabiliyordunuz, yani normalde sizin piyanonuzun akustik olması, elektrikli olmaması gerekiyordu. Niye çalmıyorsunuz? Bu elektrikli yani. Elektrikli mi? Prizle takılabiliyor tabii, o yüzden şeyde yani, ama yani akustik de çalınabiliyor da. İlk kez mi ara veriyorsunuz müziğe? Böyle elektrik olunca ben de şimdi çalmamak istedim. Yoksa müziğe bir sürü ara verdi. Yani benim anladığım kadarıyla yani acaba hani bu bir şaibe ortaya çıkar mısın? Bir iki tını verirseniz, çünkü izleyicilerimiz şöyle düşüneceklerdir. Aa, demek ki kendi çalmıyordu, ellerini oynatıyordu. Piyano yok. Otomatik çalıyordu demek ki falan gibi. Buna komik tabii, ben de gülerim de. Güler. Evet. yok şimdi hani elektrik kesikken şimdi hani en azından bir mum ışığı olsa. Ya hiç değilse bir la verin yani az evvel böyle kulağınızı şey yapıyordunuz şimdi, ya. Bu ışıkta verilecek olan la normal la gibi olmaz. Elektrikler kesildiğinde normal piyanoların da sesi değişir mi değerli ustam? Değişir tabii. İnsanlar o yüzden bir ses kısarlar, hani duyalım gerçek tınıyı falan diye. Yani tabii sonuçta her anlıyorum. Türlü çalım mevcut ama. Ah, elektrikler de geldi değerli evet. Üstadım.
Anladığım kadarıyla artık rahatlıkla gelir gelmez çalıma başladınız. Yani bir an bile kaybetmediniz. Alışıyor belli bir yerden. Suç elektrikler bazen bizim küçüklüğümüzde eski Venedik'te çok sık elektrik gider gelirdi. Siz Venedik'te mi büyüdünüz? Venedikliyim ve o yüzden bu tınıları bu... Tüccar mısınız? Ya tacir o da olabilirsiniz, evet, bilmiyorum. Bu şeylerinizi yani... duymamışlıktan gelmişsiniz anladığım evet. kadarıyla. Acaba beklesek bir daha elektrik kesilir mi değerli usta? Yok canım artık gelmişler. Uşaklar o şeyi hallettiniz mi? Ha. Alo. Şey çocuk. Aa. Evet yine sanırım şey oldu. Yer etti değerli üstadım. Olur mu? Sigortayla uğraşıyorlar herhalde. Allah Allah, biri sürekli kabloyu çekip takıyor, çekip takıyor falan gibi bir durum var. Cılkını çıkarttılar evet. Cılk çıkımı. Çocuğum yapmadınız mı orada isterseniz programı ufaktan. Ama yani daha bir güzel yani bu sosyal medyada nasıl yürüneceğini falan konuşacaktık. Yani sizin tınılarınızın ikili ilişkilerdeki etkisini falan aktarmaya çalışacaktık. Şimdi sosyal medyadan yürümek de gün geçtikçe zorlaşıyor. Çünkü Allah Allah. Ona gönderdiği fotoğrafı blurlayıp gönder. Yok öbürüne gönderdiğin yazdığın mesajı öbürü oradan şey yapsın. Sen söyle ne ifşa etsin. Allah Allah. Tekrar Ayda. Elektrik. Yani tam da ifşadan falan bahsediyordun. Ben tamam. O zaman programı burada bitirelim değerli üstadım. Kapatalım. Sevgili izleyiciler kusura bakmayın. Elektrik derken siz bir şey görmüyorsunuz ama değerli üstadım aslında şu an çalmaya çalışıyor. Yok hayır canım yani ışığa olan saygımızdan dolayı yani ışık duygudur. Duygu ışıktır. Dolayısıyla ışıksız. Neyse polis de geldi artık gidiyor değerli üstadım. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.